Evet. Göbekli Tepe Haber Ajansımızdan herkese, tüm bizi izleyen izleyicilere tekrardan hayırlı geceler diliyoruz. Kusura bakmayın, teknik bir arıza verdik ve bundan dolayı biraz kesintiye ulaştı programımız. Özellikle başkanımızdan da özür diliyoruz. Estağfurullah. Kusura bakmayın, bazen olabiliyor böyle arızalar. Tekrar tanıtmama gerek var mıdır? Tekrar tanıtayım. Önceki dönem belediye başkanımız, kurucu belediye başkanımız Mehmet Ekinci bizlerle bu akşam. Teknik arızadan sonra tekrar devam edeceğiz. Mecburen başkanım. Öncelikle Tabii yine hoş geldiniz diyeyim. hoş bulduk. Tabii Evet. ki bu tür arızalar olabilir. Olabiliyor, evet. Evet. Ve yine seyircilerimizle karşı karşıyayız diyelim. Öyle diyelim artık. Aynen öyle diyelim Evet. başkanım, aynen. İsterseniz kaldığımız yerden mi ya da nasıl dersiniz? Tekrardan Arıza olunca baştan aynen başlamak baştan gerekiyor. başlayacağız mecburen. Evet. Yine dediğimiz gibi pandemi sürecinin Şanlıurfa'nın hani etkisi üzerinde ne düşünüyorsunuz? Evet, Ve öncelikle dönemi yani. Evet. Göbekli Tepe Ajansı'na yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum Çok bu yayın teşekkür hayatında. ederiz. Başka. Bu bir nevi kamu hizmeti Evet. yürütüyorsunuz. İnanıyorum ki objektif basın aracılığıyla da hem halkımızın bilgilendirilmesi noktasında olumlu bir katkı, Teşekkür ederiz. şehrimizle ilgili arzuladığımız noktaya gelme noktasında da faydalı olacağına inanıyorum bu tarz yayınların. İnşallah. Pandemi süreci, evet, hepimizin bildiği gibi Evet. 2019 sonlarında Evet. Çin'de ortaya çıkan bir koronavirüs ile beraber tüm dünyaya bu yayıldı ve pandemiye dönüştü. Dönüştü. Ve deyim yerinde ise dünyaya bir anda el freni çektirdi. Normal seyrinde devam eden bir dünya. Tabii sağlık çok önemli. İnsanlar koştururken, çabalarken hep sağlıklarını da ön planda tutuyorlar haliyle. Ve direkt sağlığı ilgilendirdiği için de devletler bu noktada çok ciddi önlemler aldılar. Büyük şirketler yine aynı şekilde, belki şirketler küçüldü. Ekonomik anlamda çok ciddi kısıtlar oluştu. Sosyal hayat kısıtlanırken ekonomik anlamda da darboğazlarla karşı karşıya kaldı insanlık. Ve tabii bu süreçte başarılı olan ülkeler vardır, başarısız olan ülkeler vardır. İşte gelişmiş Avrupa'ya baktığınız zaman yaşlı insanlarını terk eden bir anlayışa sahipken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ferdi olarak da ülkemiz bu süreçte yaptıklarından da iftihar duyuyoruz. Bu pandemiyle mücadele noktasında kamu kurum kuruluşları ve tabii insanlarımızın da özellikle yetkililerin yol göstereceğine uymasıyla beraber inşallah güzel sonuçlar elde edilir. İnşallah. Son zamanlarda ilimiz başta olmak üzere bu sosyal mesafe ve diğer kurallara riayet etmeyenler var. Bundan doğan sıkıntılar var. Ama pandemi netice itibariyle insan sağlığını direkt etkiliyor. Ölümlere yol açıyor. Onun için hepimizin işte bu kurallara riayet etmesi hem sağlığımız için iyidir hem de başkalarının bu hastalığı bulaştırmama adına da önemlidir. Değil mi? Peki başkanım, bu süreçte siz de mutlaka duyuyorsunuzdur, karantina süreçleri falan bayağı arttı Şanlıurfa'da. Yani sizce önlemleri yeterli görüyor musunuz? Şanlıurfa'da alınan Evet, özellikle şimdi önlemleri. tabii toplanım şöyle bir şey var. Ülkelerin, illerin, bölgelerin kendine göre bir anlayışları var, bir kültürler var. Bizde de bazı kültürler vardır. Böyle bir arada bulunmayı, beraber olmayı gerektiren olaylardır. İşte düğün olsun, taziye Taziye olsun olsun, ve tabii ev ziyaretleri bu anlamıyla bizim kültürümüzde var olan olaylardır. Bu pandemiden dolayı da mesafe koymak gerekiyordu. İlk başlarda insanlar gereğini yaptılar. Normalleşmeye doğru giderken yeni normali yaşamak yerine eski normali yaşamak ve eski normali arzulamak gibi bir durum ortaya çıktı. Bu durum tabii ki
şu anda karantina sayılarının artmasına yol açtı. Yaz dönemindeyiz. Yaz döneminde bitmesini beklerken elimizde olsun, çevre illerde olsun bu sayının biraz daha artması birey olarak kuralları riayet etmediğimizi ortaya koyuyor. İnanıyorum ki kamu kurum kuruluşlarının bu konudaki yönlendirmelerine insanlarımız riayet eder ve bu artan vakalar inşallah azalmaya doğru gider. İnşallah başkanım. Gerçekten çünkü bu bugünlerde gündemde olan bir konu. Sizin de belirttiğiniz gibi sanki bir rehavet oldu vatandaşlarımızda. Evet. Özellikle sıcağın da gelmesi etkenliğine. İnşallah bu önlemlere daha dikkat edilir. Şimdi bir diğer soru, gerçekten merak edilen bir soru başkanım. Şu anda Mehmet Ekinci nerede, ne yapıyorsunuz? Merak edilen bir diğer sorumuz. Bu çok zor bir soru. Hani herkesin gerçekten merak ettiği şimdi tabii soru. Ki şu var. Siz kamu adına bir görev üstlendiğiniz zaman bunun gereği olarak da girmeniz gereken ortamlar da vardır. Yürütmek zorunda olduğunuz projeleriniz de vardır. Evet. İş ve işlemleriniz de vardır. Evet. Üniversite sonrasında hep kamuda görev alan birisi olarak gerek işte özel idare süreci, gerek Milli Eğitim Bakanlığı süreci, sonrasında Tarım Bakanlığı, sonrasında Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde olmamız hasebiyle başlatılan işte İPART programı diye adlandırdığımız Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu koordinatörlüğü olsun. Hep buralarda insanlarımıza hizmet ettik. Sonrasında Cenab-ı Hak kısmet etti. Doğduğumuz, büyüdüğümüz Eyüp'e ilçemizde belediye başkan adayı olduk ve sonrasında belediye başkanı olarak seçildik. Tabii kurucu belediye başkanı olmak hasebiyle de ağır bir yükün altına girdik. Hepimizin de bildiği gibi zor bir ilçe. Tabii ki görev süremizin sonunda da kamu adına üstlendiğimiz görevlerimize ara vermiş olduk. Yani o görev süremiz tamamlandıktan sonra artık biraz daha kendimize zaman ayırmaya başladık. Belki kendi ailemizi ihmal ettiğimiz noktalarda bunu giderme anlamında uğraşlar başladık. Yılların tabii getirdiği bir yoğunluk ve yorgunluğu atmakla ilgili bir kendimize süreç. Göre bir süreç yaşadık. Ve bu süreçte her sağduyulu insan yapması gerekenleri de yapmaya çalıştık. Gerek eş, dost, akraba ziyaretleri, gerek işte dünyayı, ülkeyi takip etme noktasında faaliyetler olsun. Kendimizle ilgili gördüğümüz eksikler konusunda kendimize zaman ayırdık. Kendimizle ilgili rehabilite etmemiz gereken ya da işte ders almamız gereken konular üzerine yoğunlaştık. Belki kendi adımıza nerelerde hata yaptık, bunun muhasebesini yaptık. Belki çevremizde bize nereler, hangi konularda hata yapıldı, onu düşünme fırsatımız oldu. Ama netice itibariyle bunun şükrediyoruz, sağlıklıyız. Elhamdülillah. Ve Cenab-ı Hak da böyle bir kısmet ederek böyle bir görev bize nasip oldu. Onu da görevimizi sona kadar da bize tanın sürenin sonuna kadar da yapmış olduk. Şu an Mehmet Ekinci Şanlıurfa'yı seven, ülkesini seven bir vatandaş olarak bir taraftan kendi işiyle uğraşırken diğer tarafında da ihmal ettiği konularla ilgili de bir uğraş içerisinde diyelim. Evet, çok teşekkür ederiz başkanım. Bir diğer soruya gelelim. Döneminizde birçok projeye imza attınız. Bu projelerden gerçekleştirmek isteyip de hayata geçiremediğiniz bir proje oldu mu acaba? Çünkü projeleriniz de gerçekten çok yönlü bir projeleriniz vardı. Şöyle Fatma Hanım, tabii ki yaşadığımız şehir adına keşke dememek adına çok ciddi bir proje noktasında da bir çalışmalarımız oldu. Bununla ilgili sayarsak eğer hepimizin bildiği gibi bizim
kentsel dönüşümle ilgili çok, evet, çok o, herkesin bizden talepte bulunduğu, yapmamız gereken bir proje. Bu noktada kuyu başında bir proje başlattık. Çok ciddi bir emekle, TOKİ ile beraber. Ve orada sırf proje yürüsün diye belediye olarak da çok maddi katkıda da bulunacağımızı ifade ederek kentsel dönüşüm alanı ilan ettik ama insanlarımız da haliyle size bakarken işte siz devletsiniz deyip orada mesela bir evi olan insan çocuk sayısı ne kadarsa o kadar ev vereceksiniz tarzı da bir taleple geldi. Bazı herkes için söylemiyorum. Evet. Ve o projeyi gerçekleştiremedik biz o noktada. Keşke onu gerçekleştirebilseydik ama bizden kaynaklanmayan bir durum o kentsel dönüşümle ilgili. Ama diğer taraftan yine TOKİ'nin ilçemiz sınırlarına dahil olması adına Akabe dışında özellikle eski Eyyubiye diye adlandırdığımız işte varoşların getto tarzı yapılaşmanın olduğu yerleri yönlendirmek amacıyla da çok ciddi uğraşlar verdik. İşgal edilmek istenen çok geniş bir alan, 61 metrekarelik bir alan ve bu alana yönelik olarak da yaptığımız girişimler sonucunda o alanı bu sıkıntıdan kurtararak TOKİ ile beraber biz orada bir proje yürüttük. Evet. Bu yürüttüğümüz proje şu anda da inşaata başlandı. Hemen çevre yolu üzerinde TOKİ tarafından artık orada konutlar inşa edilmeye başlandı. Çok güzel. Bu gerçekten böyle bir projede imzamızın olması bizi de gururlandırıyor bir yerde. Diğer taraftan yine proje dediğiniz zaman hepimizin de bildiği turizm yolu projesi. Evet, o gerçekten o da onu da çok üzerinde durduğumuz. Evet, yani şehrimiz sizin de şehir bildiğiniz gibi tarım ve turizm önemli sektörlerdir. Tabii ki. Bir ilin kalkınmasını noktasında da güçlü olduğu yönlerin ortaya çıkarılması gerekiyor. Evet, o güçlü yönler üzerine projelerin kurulması gerekiyor. Güçlü yönde baktığınız zaman da Şanlıurfa'mızda turizm yönünden güçlüyüz. Açık hava müzesi şeklinde bir iliz. Tarımla ilgili de potansiyel zaten GAP'la beraber çok daha ciddi bir durumda. Ve biz bunu görerek de tabii ki turizm yönü projesini başlattık. O da teknik detay verip çok zamanda zamanınızı almak istemiyorum. Ama şunu ifade edeyim. Belki de Şanlıurfa'mızın çılgın projesi diye adlandırılır bir proje. Çünkü bir taraftan sit alanları, diğer taraftan işte gece kondulaşmanın olduğu bir, işte sadece Peygamber Caddesi çok ciddi bir yoğunluğun olduğu bir ilçe ve alternatif bir yol açma noktasında emin olun 2-3 yıl boyunca çok ciddi uğraşlar verdik bakanlıklar nezdinde. Ve bu proje başta birileri için hayaldi, uygulanamaz deniyordu. Ama elhamdülillah dönemimizde yatırım programını aldırdık Kalkınma Bakanlığı'nın. Ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da ilk ödeni de aktarıldı, bizim zamanımıza da aktarıldı. Ama geldiğimiz nokta itibariyle şu an çoktan başlamış olması gerekiyordu. İnanıyorum ki görevde olan arkadaşlar bu projenin ilimiz, ilçemiz için ehemmiyetinin de farkındadırlar. Ve inşallah bu projenin gerçekleştirilmesi konusunda da bayrağı biraz daha ileriye götürme noktasında da bir çaba içerisine girerler. Evet. Ve bir yerde Şanlıurfa denince akla gelen o güzel mekanların ziyaret edilmesi noktasında, yabancılar tarafından gelip ziyaret edilmesi noktasında bu proje ciddi bir şekilde aracılık edecektir. Başkanım, Eyüp'e özellikle ilçemiz tarihi yerlerin olduğu, değil mi? İnanç turizminin olduğu bir merkez. Yani bu çok önemli. Evet. Sizin belirttiğiniz turizm yolu da bence bununla, değil mi, bütünleşiyor. Tabii ki, yani Peygamberler şehri diye adlandırıyoruz Şanlıurfa'mızı. Ve Şanlıurfa adına marka değeri olan bütün yerler Eyyubiye sınırlar içerisinde. Eski Urfa diye adlandırdığımız işte Balıklı Göl olsun, kale olsun, Eyüp Peygamber makamı olsun, işte dergah bölgesi, mekanlar, eski çarşılar. Çok güzel. Bunlar tabii ki tümü Eyyubiye sınırları içerisinde. Ve bu yönüyle baktığınız zaman da marka değeri yüksek olan yerler. Bunların ortaya çıkarılması, bunlarla ilgili rehabilite edici çalışmaların yapılması, buna yönelik
faaliyetlerde bütün kurumların bulunması önemli. Evet. Çünkü bu değerler ortaya çıktığında buradan elde edilecek olan işte ziyaretler vasıtasıyla ulaşacak evet. olan o akım bütün Urfa'ya da yansıyacaktır. Evet, Göbekli Tepe ile beraber evet. dünyanın en eski şehri olarak görünüyor evet. Şanlıurfa'mız ama yine aynı zamanda Balıklı Göl civarında bulunan heykel de yine 12 bin yıllık bir heykel. Dolayısıyla evet. şu çıkıyor, Urfa işte tüm ilçeleriyle bir taraftan Halfet'ten Ceylanpınar'a kadar, işte Siverek'ten Akçakale'ye kadar kendine has özellikleri olan bir il. Ama bu özelliklerin ziyaret edilmesi konusunda bazı temel taşı yerler vardır. Evet. İşte eski Urfa diye adlandırdığımız bölge bunlardan birisidir. Bu yönüyle baktığınız zaman evet, turizm açısından önemli bir yer. Bu turizm değerinin ortaya çıkarılması bütün yetkililerin yaptığı iştir. Bundan sonra gelecek arkadaşların da şu an görevde olan insanların da yapması gereken iş ve işlemleri arasında birinci sıraya alır. Kesinlikle. Bu konu hakikaten önemsenmesi gereken bir konu. Çünkü Şanlıurfa hakikaten tarihi değerleri olan bir ilimiz. Evet. Özellikle de hakikaten Eyyubiye ilçemizde. Bu çok ön planda. Yorumlara bakalım. Tamam, yorumlara bakalım. Oradan bize dönüt geliyor. Ama başkanımızı da tabii ki bu arada elimizden geldiğince detaylara inmeye çalışıyoruz. Çünkü vatandaşlarımız merak ediyor her şeyi. Bu arada lütfen paylaşım yaparsanız seviniriz. Sizler için sağ olsun başkanımız, bakanımız size açıklamalar yapıyor. Kafanızda kalan soru işaretlerini de aydınlatacağız inşallah. Yorumlarınızla da buradan katılımlarınıza bakacağım. Evet, Halil Şimşek. Başkanımıza selam olsun demiş ve hizmetlerden bahseder misiniz? Zaten evet, bahsediyoruz. Evet, İbrahim Acar başarılar başkan demiş. Sedat Çalı Mehmet Kuş'tan Seda şöyle geçelim, selam olsun demiş. Halil Alpak geleceğin başkanı süpersin demişler size başkanım. Başka? Mehmet Tacir, Fatma Keber Hanım ikinci başkan bir dahaki seçimde başkan adayı olacak mı düşünüyor mu diyor. Şimdi evet. aslında bu sorumlu vardı. Evet. Arkadaşlar sorular da soruyorlar. Evet. Ellerinden geldiğince. Şimdi evet. Muhtemelen bunu cevaplandırmamı isteyeceksiniz. Evet. Aslında vardı ama artık evet. siz sordunuz. Şimdi, tabii. Başkanımız cevaplayalım. Şu var. Siyaset olsun, kamuda evet. görev alma noktasında olsun. Hı-hı. Siz bir göreve talip olduğunuz zaman yaşadığınız şehre bir şeyler katmak adına bunu talep ediyorsunuz. Evet. Siz eğer bir görev talep ederken şahsınızla ilgili bir beka ile ilgili bunu talep ederseniz evet. bu hakikaten şık durmaz. O hitap ettiğiniz kitleyi de bir yerde onların güvenini sarsar, doğru bir işlem değildir. Evet. Ve bizler kamudan sonra siyasete girdik ve şu an bir ara vermiş durumdayız. Gelecek günler ne gösterir onu bilemeyiz. Fakat şunu ifade edeyim. Bulunduğunuz şehri bir adım evet. öteye götürme evet. noktasında bu biz olalım bir başka arkadaş olsun. Kim olursa olsun. Herkes tabii ki ortaya çıkacak ve bir şeyler yapmaya çalışacak. Yapmalı evet. da. Evet. Yapmalı da. Daha önce görev almış bir siyasetçiye tekrar görev verilmesi mevcut siyasetçinin demek ki başarısız olduğu çıkıyor ortaya. Ama şehir adına siz eğer güzel şeyler istiyorsanız o zaman bir şey devam etmesini istersiniz normal siyasetin. Evet. Mevcut arkadaşlar devam ettiğinde demek ki güzel şeyler ortaya konmuştur. Ki bizim bir insan olarak, bir Şanlıurfalı olarak da temennimiz budur. Kesinlikle. Evet. Ama eğer biz aranırsak, aranıyorsak demek ki bir şeyler iyiye gitmiyordur. O zaman da tabii ki görevden kaçamazsınız. Bunu bu kadar da bu kadarla sonuçlandıralım bu şey tamam, bu cevabı. Başkanım teşekkür ediyorum. Yine az özel alayım. Aslan Hasan Aslan gönüllerin başkanı diye belirtmiş. Abit Aslan gerçek başkan diye belirtmiş. Fehmi Kaplan başarılar diliyorum demiş. Fehmi abimiz de değerli bir abimizdir. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Yasin Bülte abimiz Sayın Mehmet Ekinci meydanlarda olmasa da gönlümüzdedir. Hayırlı yayınlar dilemiş.
Sait Altundağ, gerçek başkan Mehmet Ekinci diye hep böyle ne güzel ne mutlu alkışlar tabii, malkışlar, kalpler, sevgi. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu yorumlar için. Görüyorsanız yorumları, evet, alkışlar, evet, kalpler böyle. Çok evet, sağ olsunlar. İnsanların gönlünde evet, yer edinmek kolay bir şey değil. Siz ne yaparsanız yapın. Evet. Eğer insanların gönlüne girememişseniz yaptıklarınız boş. Kesinlikle. Ama yaptıklarınız da insanların gönlüne girebiliyorsanız da ne mutlu size. Elhamdülillah bu konuda gerek bu belediye başkanı bittikten sonra girdiğimiz ortamlarda, yaptığımız ziyaretlerde ve tabii telefonumuz yine aynı yoğunlukla çalması bize tabii ki mutlu ediyor, onu ifade edeyim. Çünkü şu var, görev başındayken tabii ki 500 bin nüfusu bir ilçede tabii ki kısmen de olsa, az da olsa ya da az da olsa çok görünen durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz olumsuz anlamda. Bu gayet doğal bir şeydir. Çünkü şu an mevcut arkadaşlar da belki bunu kendileri de yaşamışlardır, yaşıyorlardır. Evet. Bu normal bir şey. Çünkü siz ortaya çıkıyorsunuz. Siyasette öyle bir şey ki Urfa'da. Meydana çıkıyorsunuz. İnsanlara gerçekten sağduyulu olmayan, memleketi düşünmeyen insanlara diyorsunuz ki alın taşınızı atın diyorsunuz. Yani fırlatın diyorsunuz. Böyle bir şey ya, ben buradayım diyorsunuz. Evet. Ama şehrin iyiliğini, şehrin geleceği konusunda hassasiyeti, heyecanı, talebi olan insanlar ise görev başındakilere destek olurlar, destek verirler. Ama eğer birileri köstek oluyorsa da demek ki orada şu çıkıyor ortaya, onlar emin olun çoğu bireysel taleptir. Ama bu da siyasetin doğasında vardır. Tabii ki. Tabii. Ama siyaset deyince bir şunu da ifade etmek isterim. Tabii siyasetçi olduğunuz zaman siz cazibe merkezi oluyorsunuz bir yerde. Ve mıknatısın çekim gücü gibi siz insanları çevreyi de çekiyorsunuz kendinize. Siz mıknatıslık etkisi olan herhangi bir cismi şöyle tuttuğunuz zaman, çok affedersiniz, çöplükteki metaller de gelir size yapışır. Havadaki güzel metaller de gelip yapışır. Siz onları fark etseniz bile ne kadar silkelenirseniz silkelenin, siz onlardan kurtulamazsınız. Onlar hep var diyorsunuz. Onlar yapışıyorlar size bir yerde. Cenab-ı Hakk'a da şükürler olsun diyorum. Siyaset noktasında görevimiz bitince mıknatıslık etkisi tabii ki gitti. Dolayısıyla o yapışan, sevmediğiniz metallerden de kurtulmuş oluyorsunuz. Ve bir yerde bütün yüklerinizden kurtulmuş oluyorsunuz. Bunu ben bir fırsat olarak görüyorum kendi adıma. Fırsat görüyorum ve inşallah bundan sonraki süreçte de kamu olsun, farklı alanlarda olsun, ister ki kendi öz ilişimizde olsun. Bunlardan tabii dersler çıkararak, çevre anlamında dersler çıkararak inşallah yolumuza devam edeceğiz. Ama biz bu tür olumsuzlukları da genele yaymıyoruz. Bu gayet normaldir. %100'ü memnun eden bir anlayış aslında başarısız bir anlayıştır. Siz eğer %100'ü memnun ediyorsanız orada da bir hata mı var? Orada bir problem vardır. Problem vardır. Ama bunun ortalamaları vardır. Evet. Bu bölgeye göre değişir, ile göre değişir. Emin olun inandığı dine göre bile değişir. Şanlıurfa'da biraz daha mı zor Sayın Başkanım? Şanlıurfa içerisinde de bazı ilçelerde biraz daha zor, bazı ilçelerde biraz daha kolay. Tabii. Daha kolay. Ama biz çok şükür bir fırsat bulduk. Hizmet yaptık. Gücümüz nispetinde hizmetler ürettik, hizmetler yaptık. Bunlarla da anılmak güzel bir şey. Ve tabii ki bu hizmetleri üretirken de çıtayı belli bir yere de çıkarıyorsunuz. İnanıyorum ki bütün gerek bizim ilçemizde gerek başka yerde görev alan arkadaşlar, bizden sonra bayrağı devralanlar bu çıtanın üzerine çıkmak gibi bir çaba içerisine girmek zorundadırlar. Ama bu çıtayı geçip geçmediklerini halkımız kendisi değerlendirir. Benim buradan kullanacağım bir ifade, siz de takdir edersiniz ki belki her objektifim ben bu konularda rahat söylerim de ama belki karşı taraf objektiflik karşı derken yani
farklı siyasi düşünceye sahip insanlar belki bunu objektif olarak görmeyebilir. Böyle bir duruma düşmemek adına o ifademi kullanmıyorum. Ama çıta Eyüp ilçesinde yükseklerde dolayısıyla mevcut arkadaşların işi zor. Çok çok çalışmaları gerekiyor. Ve o çıtayı geçtikleri zaman ilk alkışlayacak olan da benim yani. Ay ne güzel, ne mutlu. Gerçekten tebrik ediyoruz başkanım. Evet, Şanlıurfa'da size göre en büyük şu anda ya da yani genel analiziniz de olabilir. Genel sorun nedir? Yani sorun olarak gördüğünüz durum. Bakın, şu anda bile sokağa çıktığınız zaman karşılaştığınız insanların sizden talepleri vardır. Evet. Ve bu talepler maalesef işle ilgili. Dolayısıyla bana göre Şanlıurfa'nın en büyük sorunu işsizliktir. Ama bu iş olmadığı anlamı çıkmaz. Şanlıurfa sahip olduğu potansiyelle değil daha kendi içinde işsizlerin olması, dışarıdan da işçi göçünün olması gereken bir il. Orada demek ki bazı hatalar vardır. İllerle ilgili, bölgelerle ilgili master planlar hazırlanırken de buna yönelik tabii ki çalışmalar ilgili kurumlar zamanında yürütmüşlerdir. Ve bu çalışmaları yürütürken de bazı riskleri de öngörmüşlerdir. İşte GAP'la beraber suya kavuşan bir il. İşte neredeyse 10 milyon dekarlık sulanabilir alanı. 5 milyon dekarı sulanmış durumda şu an sulanan bir alana sahip bir ilde siz eğer ürettiğinizi işlemezseniz, siz eğer ürettiğinizi kamyonlara yükleyip başka illere gönderirseniz siz hammal bir şehirsiniz. Şu an Şanlıurfa'da, Şanlıurfa birçok, özellikle tarımla ilgili söylüyorum, birçok ürün için ham maddenin kaynağıdır. Ama o ham madde orada işlenmediği için o katma değer o ilde kalmıyor. O katma değer o ilde kalmadığı için de yeni iş alanları da açılmıyor. Bakın işte birinci organize, ikinci organize sanayi bölgesi yeterli mi? Değil. Çok daha fazla olmak zorunda. Ama bunun için de insanlarımızın bu tarz ürünlerin işlenmesine yönelik ve bir sonraki adıma geçmeleri gerekiyor. Fakat bizde şöyle bir anlayış var. İşte aklımız gözümüzdedir. Birisi bir iş yaptığı zaman herkes o işe yöneliyor. Dolayısıyla orada kapasite fazlası bir faaliyet oluyor. O kapasite fazlasından dolayı beklenen işte gelir elde edilmiyor. Elde edilmediği zaman olumsuz sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu olumsuz sonuçlar işte gidip ta çiftçiye kadar varıyor. Çok ciddi işte iflas etmeler falan. Ve buna bağlı olarak da yeni iş alanları, yeni girişimler noktasında insanlar cesaretsiz kalıyorlar. Ama eğer ille ilgili bu pamuk ürünü olsun, fıstık olsun, buğday olsun, bir kapasite belirlenirse, yani bu tesisler noktasında o kapasite kullanım oranlarının %100'e yakın kullanılması noktasında bir sistem oturtulursa, bu tarz yatırımlara yapılan teşvikler konusunda da eğer kapasite kullanım oranına, kapasite doluluğu varsa, kapasite kullanım oranı geçmemek adına da onlara da müsaade edilmezse, mevcut işletmeler bekledikleri o geliri de elde etmiş olurlar. Dolayısıyla yatırım yapma durumunda olan insanlarımız bir başka alana kaymış olacaklardır. Bu yeni iş alanı demek, bu yeni istihdam demektir. Burada şehrimizde ben bunu sorun olarak görüyorum ve bu sorunun giderilmesi düzgün bir planlama ile olur, düzgün bir programla olur. Bu sorunun ortadan kalkmasının yolu da iş talebinde bulunan insanların kamu kurumlarına, belediyelere öyle işe yerleşme kurumu olarak görmemelerinden de geçer. Kurumsal firmaların azlığından dolayı oralarda işe başlayıp sonradan ayrılan insanlar ister istemez işte kamuya girmek gibi bir taleple kamu kuruluşlarını zaman alıyorlar. Bu dediğim biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi kurumsal firmaların azlığından
ve mevcut firmaların da rekabet noktasında çok ciddi bir rekabet içerisine girmelerinden dolayısıyla da yatırımlarını sürdürülebilir kılmamalarından kaynaklı bir durumdur. Evet. Özellikle bu sıralar çiftçilerimiz sorunlar vardı biliyorsunuz. Mevsimlik işçiler en sonda biliyorsunuz bayağı bir kayıplar oldu. Bunları da bunlarla bağlantılı mı başkanım? Yani yıllardır geçen bu süre hafta gelen bir maalesef, kanayan yara. Evet maalesef işte birkaç gün önce tüm Türkiye'de işte manşetlere taşınan daha önce de bozuldu. İnsan olan herkesin yüreğini dağlayan bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu tabii ki arzulanır bir durum değildir. Şöyle de bir gerçek vardı. Biraz önce ifade etmeye çalıştığımız iş alanları eğer oluşturulursa bu insanların dışarı gitmeleri zorunlu da ortadan kalkar. Ama şöyle de bir durum var. Evet. 95 öncesinde suyun gelmesinden önce burada, ovada olsun, başka yerlerde olsun birçok insan işte Çukurova'ya tarım işçiliği için gidiyordu. Sonrasında işte patates için Niğde'ye gitmeye başladı. İşte fındık için Karadeniz'e gitmek zorunda kaldı. Çay için Rize'ye taraf gitti. Başka illerin o tarım ilgi sektörleri için insanlar oraya gitmeye başladılar. Bu bir kültüre dönüştü. Neden sonra işte onu söylüyorum ben sonra. Sonrasında burada suyun gelmesiyle beraber de o insanlarımız bu kültüre uymaya devam eden insanlar da oldu. Ama şu da bir gerçek. Oradan vazgeçip burada çalışayım derken de burada da daha o işçi çalıştırma anlayışı da birçok yerde yok. İşçi çalışıp belki de yoruluyor. Ücretini hani alın teri kuruduktan sonra almak zorunda kalıyor belki. Ama oralarda muhtemelen alın teri kurumadan aldığı için yorulmamak adına da giden insanlar da var. Yani bu insanların oraya gitme sebepleri sadece kamuya bağlamamak gerekiyor. Evet, onu söyleyeyim. Evet. Burada işverenlerin de suçu vardır. Burada işçi çalıştırma kültürünün de olmamasından da kaynaklı bir durumdur. Ama yarın Şanlıurfa'mızda mevcut olan potansiyel harekete geçirildiğinde belki bu sefer dışarıdan bizim ilimize yine bu tarz mevsimlik işçi gelecektir. Dolayısıyla işçi eksikliği olan yerlerde insanlar oraya akın ederlerdir. Tabii. Zamanında buradan insanlar Almanya'ya gitmişlerdir. Tabii belki orada yerleşik bir yere gitmişlerdir ama mesafeden dolayı dönememişlerdir. Ama burada mesafe yakın olunca da insanlar dönüyor. Bununla ilgili kamu kurum kuruluşları, ilgili STK'lar ve tabii ki duyarlı Şanlıurfalıların buna iyi bir şekilde eğilmesi gerekiyor. Evet. Bu sorunun çözümüyle ilgili çok ciddi somut öneriler ortaya koymaları gerekiyor. Zaman zaman biz mevsimlik tarım işçilerle ilgili çalıştaylar da düzenledik. Bir araya da geldik. Bununla ilgili kurulan derneklerle de bir araya geldik. Ve ortaya çıkan şey hep işte gittikleri yerde asgari yaşam koşullarına sahip olmalarını sağlamakla ilgili bir çaba. Evet. Ama bunun öncesinde aslında gitmemeleriyle ilgili gösterilmesi gereken çabalar var. O çabalar yeterli olsa belki bu bir iş olmaz. Evet. Ve işte ben dün ziyaret ettim Yukarı Yazıcı köyünü. Taziye dileklerinde bulundum. O aileyi de ziyaret ettim. Hakikaten bir dram var orada. Evet, üzücü bir bu dramların yaşanmaması adına İnşallah. Sadece olay anında değil. Evet. Olay geçtikten sonra da artık bu olay milat olarak görülmeli ve herkes elinden geleni yapmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle çünkü yıllardır bu sorun hakikaten Şanlıurfa'da kanayan bir yara. Kesinlikle başkanım. Başkanım yine şöyle ara yorumlara döneceğim. Kusura bakmayın. Ne yapıyor buradan? Niye okumuyorsunuz Fatma Hanım diye belirtiyor vatandaşlar. İbocan Aba, gelecek keşke kiraz siyaset yapmayı düşünüyor mu? Tekrar aday olmayı düşünmüyor mu? Lütfen sorar mısınız? Herhalde yazamamış. Biraz evvel açıkladı başkanımız. Tekrar siyaset yapmayı biraz evvel izlerseniz. Yine cevaplandıralım. Tekrar siyasete dönmek zorunda kalmamız demek şu andaki mevcut arkadaşların bu belediye başkanıdır. Farklı alanlarda olsun. Vatandaşın isteğine cevap vermemesiyle ilgili bir durumdur. Onlar inşallah iyi bir şekilde insanların sorunlarına cevap verirler. Dolayısıyla da bizler başka alanda inşallah devam edelim.
sorular genelde arkadaşlar bu konuda sormuşsunuz ama inanın başkanım bak kaçıncı açıklama yapıyor. Halil Kuş da işsizlik hakkında ne düşünüyor dedi, belirttik. Ve demişsiniz ki galiba gelecek seçimde adaydır. Yine açıkladı başkanımız. Öyle bir ifadede bulunmadı. Öyle diyorlar hani evet, yorum evet. olaraktan. Ama bu şu yine söyleyeyim. Ben bu evet. öyle bir ifadede bulunmaktan kastım tekrar. Yok yok soruyorlar ya başkanım evet, kıyamam. Evet. Hani onlar da sizi yorumla. Tekrar adayım diyen insanlar aday olmamızı istediklerinden dolayı onu sorduklarını diyorlar. Biliyorum. Onu söylemek istiyorlar. Öncelikle bu talepleri için, bu dilekleri için teşekkür ediyoruz aynen. onlara. Evet. Ama şu anda bizim mevcut görev başında olan yönetimlerin başarılı olması canı gönülden dileğimizdir. Yani başkanımızın dileği bu şekilde. Evet, Mahmut Kaya Kirve'mize selamlar demiş. Sait selam. Altun'da kim ne derse desin Büyük Başkan Mehmet Ekinci'dir demiş. Mustafa Çelebi her neyse aslanlar her zaman konuşulur demiş. Ne yazmışsınız? Ha, onu da soracağım. İbocan Aba. Şimdi onu tam soracağım soru. O yüzden bekleyin İbocan Aba. Evet. Mehmet Tavaş İstanbul'dan selam. Çok güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Teşekkürler. Var olun. Mustafa Kara. Siz soruları önceden hazırladınız mı? Evet. Evet. Öyledir. Ama ben soruları bilmiyorum. Yok ben için diye. Bilmiyor başkanımız. Ben hazırladım. Hiçbir kesinlikle. Yok yok hayır. Benim için diyorlar başkanım. Ali Dengiz duruşun yeter başkanım diye belirtmiş. Vay vay hep aynı sorular. Bak yine İbocanaba aday olacak mı? Lütfen bu konuda bilgi verin. Bakın inanın defalarca zaten sorduk başkanımıza. Eyüp Balatan herkes ektiğini biçer tabii ki demiş. Ve Büyük Başkan ben ikinci. Evet teşekkür ediyoruz Sait Bey. Evet devam edeceğiz. Yine okumaya gayret edeceğiz yorumlarınızı. Teşekkürler var olun ama paylaşın. En azından başkanımızın açıklamalarını herkes duysun. Hani aklınıza kalan soru işaretleri kalmasın. Biz de bunun için buradayız çünkü sizler için. Bu yorumlar için evet. Biz güzel yorumlarda buna arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Evet. Eğer hoşumuza gitmeyen yorum varsa da bu eleştirilerin inşallah layık olmayacak faaliyetlerde evet. bulunuruz. Evet. Bu tabii ki bu siyasetçi Hı-hı. olduğunuz zaman Hı-hı. yine söylüyorum olumlu da olur olumsuz da bunu gayet her doğal şey işin doğası gereği. Siz daha iyi biliyorsunuzdur evet, yani. İşin doğası gereği. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla da çok şükür hep olumlu yani. İfadeler. Maşallah. Dolayısıyla da düşüncelerini o yüreklerinden o güzel evet. dilekleriyle birleştirip Hı-hı. gönderen çok kıymetli insanlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Kesinlikle var olsunlar katıldıkları için programımıza da. Evet bir diğer soruya geçelim. Vatandaşlarımız gerçekten hemen hemen neredeyse bizim sorularımızı gerçekten çalıyor gibi. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı pardon için isminiz geçiyor başkanım. Sıralamadaki listede. Bu konuda gerçekten şimdi ne Fatma, düşünüyorsunuz? Tüm, hani böyle bir bilgi evet, tüm samimiyetimle ifade edeyim. Evet. Gerçekten biz şu anda dinleniyoruz. Yani hı hı. dinlenmekten kastımız da kendimizle ilgili hı hı. işlere yoğunlaşmış durumdayız ve bunu bu yoğun çok yoğun bir ortamdan sonra bu dinlenme hı. sayılır. Bizim bu çaba bu uğraş. Evet. Neticede şu an görev başında olan bir il başkan arkadaşımız var. Hı hı. Bir yerde bir değişiklik öngörülüyorsa evet. Bu bazen yeni bir heyecan adına böyle bir talep gelir. Bazen de mevcut arkadaşlarla ilgili belki yetersizliğinden kaynaklı böyle bir durum olabilir. Hı-hı. Ama siyasetin içerisine giren birisinin siyasette belli bir alanda görev alan birisinin bu tarz oluşumlarda, bu tarz görevlendirmelerde, bu tarz kongre zamanlarında isminin geçmesi gayet doğaldır. Evet. Tabii bir durumdur. Hı hı. Bu konuda benim bu anlamda bir çalışmam yok. Dolayısıyla da burada genel merkezin böyle bir çalışma olup olmadığını da bilmiyoruz. Ama şu anda görev başında olan mevcut il başkanımıza da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz başkanım. Peki başkanım buna paralel olarak şöyle söyleyeyim. Yeni kurulan partiler var biliyorsunuz devam gelecek. Evet. Peki bunlarda var mı bir rolünüz ya da teklif aldınız mı? Evet. Tabii bu da hep sorulan bir soru çünkü. Siz belli bir dönem görev yaptığınız zaman
bir yerde kanaatinize başvuruluyor. Ve bu kanaatinize başvurulması da doğal bir durumdur. Yeni kurulan partiler de bu konuda evet bir kanaatimizi sordukları ya da bu konuda görüşmede bulunduğumuz vardır. Ama bu talep bizden değil, karşı taraftan geldi ve teşekkür ediyoruz bu talepler için de. Bu konuda ille ilgili, siyasetle ilgili kanaatlerimiz soruldu. Bizim buna diyecek şeyimiz teşekkür etmektir. Biz düşüncelerimizi ifade ettik ilgili arkadaşlara. İlgili yeni kurulan siyasi partilere biz düşüncelerimizi sorulduğu dönem ülke adına, il adına doğrular noktasında düşüncelerimizi ifade ettik. Şu an mensubu olduğumuz AK Parti'mizin yaptığı hizmetlerle ilgili yeri geldikçe çok ciddi savunmalarda da bulunduk. İfadelerde de bulunduk. Ama ülke adına, il adına gördüğünüz bir eksiklik varsa yapıcı bir dille de ifade etmekten çekinmedik. Evet başkanım, teşekkürler. Hani biraz evvel de belirttiğiniz gibi bazı yorumlar olabilir dediniz ya. Hani belki ya, hani istenmeyen yorumlar da olacak. Siyaset sonuçta bunlar. Olur. Hani bunlara karşın bir sorumuz daha var. Hani en azından arkadaşlarımız da bu konuda ne olmuş olur? Bir fikir birliğine varmış olur. Çünkü biliyorsunuz siyasette o oradan bir şey söylüyor, oradan bir şey söylüyor. Kirli bilgiler oluyor ama sizin ağzınızdan duyarlarsa çok daha sağlıklı olacağı inancındayım. Eyüp'e Belediyesi borç miktarı ile ilgili gündeme gelmişti. Bu borç miktarı ile ilgili bize biraz hem vatandaşlarımıza hem bizlere bilgi verirseniz seviniriz. Bununla ilgili ilk kez konuşacağım, onu çok ifade sevindiniz. Edeyim. En azından açıklık geldi. Sizin aracılığınızla şimdiye kadar bu anlamda gelen talepler oldu, bu anlamda gelen yanlış bilgilendirmeler oldu. Bu anlamda ortaya çıkan o kirli bilgi olduğu için biraz cevap vermedim. Girmedim de. Netice itibariyle mensup olduğum partinin mevcut bir belediye başkanı var. Eğer onlar bu anlamda bir hata yapıyorlarsa bu hataya hatayla karşılık vermek doğru olmaz. Çünkü göze göz yasası herkesi kör eder. Bundan dolayı evet bu tür olayla topa girmedim. Özellikle de girmedim. Ama sessiz, bazen sessiz kaldığınız zaman sanki doğruymuş gibi de bir algı çıkıyor. Dolayısıyla da bunu ifade etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi şöyle, Fatma Hanım, kurucu belediye başkanısınız. Belediye başkanı olduğunuzda oturacak sandalyeniz bile yok. Emin olun, bakın, emin olun, pazar seçimlikten bir hafta sonra arabada dolaştık biz. Oturacak yerimiz yok. Bir pazar günü bir kurumun kapısını çilingirci çağırarak, kuruma ait bir bina, çilingirci çağırarak açıp oraya oturduk. Öyle o şekilde oturduk. Yani yerimiz yoktu çünkü. İşte planlama yapılıyor, program yapılıyor. Halbuki ilçenin kurulacağı bir yıl önceden belliydi. Yani bununla ilgili çalışma yapılması lazım. Hiç yapılmamış. Ama seçildikten sonra da yer noktasında problemler var. Kendi ilçenin sınırlarında bir yer kiralamak istiyorsunuz. Kamunun kiralama mantığı vardır. Kiralama kriterleri vardır. O kriterlere uymuyor çünkü iskan diye bir olay var. Ve sonrasında bir kuruma ait 3-4 tane bina var. Bir bina ile ilgili de bir pazar günü anahtara ulaşamayınca çilingirci getirerek oraya geçtik. Sonrasında hızlı bir şekilde ekip koruma kaydıyla ilçemizle ilgili bir stratejik plan hazırladık. Bu stratejik planda kısa vadede, uzun vadede yapılması gerekenlerle ilgili de işlemler yaptık. Ve bunları da bütün ilgili kuruluşları, işte STK'ları işin içerisine de katarak bir konsensüs oluşacak şekilde bir çalışma yürüttük. Ve bu çalışma bir taraftan yürürken bir taraftan da tabii ki hizmetlere giriştik. Yılların getirdiği ertelenmişlik vardı. Eyüp ilçesinde merkez ve kırsal demeden bir taraftan başlayıp diğer tarafa kadar mesela 200 küsur bizim yerleşim yerimiz var. Kırsalda 220'ye yakın yerleşim yerimiz var. Tümünü stabilize işlemleri, malzemesi falan döşendi. Bazı büyük yerlerde işte Kilitli Park'a olayı oldu. Yaklaşık 200 tane kırsal konak yaptık kırsal mahallelerde. Yani 150'yi bizzat belediye, 50'ye yakında belediyenin katkısıyla. Şehir merkezinde yine aynı şekilde 50'ye yakın bu anlamda her aileye böyle
artık bir şekilde orada insanların hem üzünlü hem sevinçli günlerin zaman geçirebilecekleri kültür merkezi de diye adlandırabileceğimiz konaklar yaptırdık ve bunlara biz destekler verdik. Diğer taraftan işte Buhara Gençlik Merkezi'nde devasa bir gençlik merkezi. İşte Topdağ Mahallesi'nde kiralayıp ondan sonra bakımını alım yapıp hizmete sunduğumuz gençlik merkezleri. Gençler çok yoğun oranda değil mi başkanım yani, orada? Türkiye'nin en genç ilçesi, en Eyüp ilçesi. Yani bu rakamlar herkes ezberlemiş durumda. Yaş ortalaması 19 diyoruz. Ve diğer taraftan tabii ki kültür konakları işte mesela açılışlarını bile yapmadığımız, kurup ama yapmadığımız yerlerimiz var. Bunlardan birisi işte Mancı Mahallesi'nin orada oluşturduğumuz bir tarafı işte spor salonu, diğer tarafı taziye ve olan işte Dede Osman Mahallesi'nin Mancı'nın ortak kullandığı bir alan. Yine hiçbir belediye konut işine girmedi. Bakın ben Turkuaz konutlarıyla orada 267 konut ürettik. Bakın. İşte biraz önce ifade ettiğimiz o projeler noktasında hizmet binası işte sadece kapıları ve pencereleri takılsa hemen direkt faaliyete girecektim arkadaşlar. Orayı uygun görmediler. İşte yaklaşık 3000 metrekare kapalı alanı olan ve bütün yaptığımız bizim bu fiziki inşaatlar da Urfa mimarisine uygun, Urfa taşından yaptırdık. Tabii ki. Önemli, O hizmet binasının işte önünde 10.000 metrekare bir traverten taşlarla, tabanı traverten taşlarla, çevresi de tabii ki Urfa taşıyla çevrilmiş bir şekilde bir meydanla süsledik orayı. Mesela bir 500 dönümlük parkın tam ortasında. Eyüp'ye Eğitim Araştırma Hastanesi'nin hemen bitişiğinde Tenzile Erdoğan misafirhanesi yaptırdık. Hasta yakınlar gelip kalabilecekleri bir yer. Deyim yerinde ise ayak havlusuna kadar, içinde kettle'ına kadar var yani. Öyle bir. Bu bir ihtiyaç yani. Çok ciddi bir ihtiyaç. Evet. Ama arkadaşlar orayı uygun görmediler. Olayı dönüştürdüler. Tabii ki netice itibariyle bu bir anlayış farkıdır. Bizim için biz kendimize yerden ziyade önce insanlarımızın gelip orada kalabilecekleri bir yer yaptık. O arkadaşlar da farklı bir düşünceyle burayı dönüştürdüler. Tabii fayda maliyet analizi yapıldığın zaman emin olun bu anlama baktığınızda bir fayda sağlamamıştır. Yani belediye çok ciddi bir katkısı maddi anlamda olmamıştır ama öyle ifade ediliyorsa diyecek bir şey yok. Ve ismini ve parklar konusu mesela. İşte Eski Ayon Pazarı mesela parkı hemen yanında Necmettin Cevheri Parkı, Salih Özcan Parkı Yenice'de bu parklar eskiden işte 300 bin metrekareye yakın park yaptırdık biz. Ve bütün bu parkların sosyal donatılarla donattık bu parkları tümünü. İşte yine Akaba Mahallesi'nde yaptığımız parklar. Bunlar öyle olmuyor bunlar, kurulmuyor. Bunlar belli bir bedelle yapılan işlerdir bunlar. Burada mı sıkıntı var acaba? İşte onu yani. Şöyle söyleyeyim. Ben şöyle bakıyorum yalnız, da. Bir yere geleceğim ben burada. Şimdi bütün bunları siz yapmışsınız. Tamam. Arkadaşlar da şimdi kendileri görevdedirler. Çıkıp samimi bir şekilde ifade etsinler. İller Bankası'ndan gönderilen maaşa yetiyor mu, yetmiyor mu? Ancak maaşa zaten yetiyordu. Hizmet üretmeniz adına kaynak üretmeniz lazım. Biz bu hizmetleri yaparken biz kaynak da ürettik. Bakın birçok yerde imara açılan yerlerin çoğu şahıslara aittir. Bakın. İşte %15 yer hazinesi, %85'i şahıstır. Belki de şahıslı arazi orada çoktur. Yani burada ama bizim kendi ilçemizde imara açtığımız 7000 metrekarelik bir alan var. 7000 dönümlük bir alan var. 7000 metrekarelik bir alan var. Ve bunun %85'i hazine. Yani yaklaşık 5.000.000 metrekare. Bu 5.000.000 metrekarenin %40'ı ilçe belediyesine aittir. Yani 2.000.000 metrekare imarlı alan şu an Eyüp Belediyesi'ne aittir. Bu bugünkü rakamlarla bakın bugünkü rakamlarla şu an orada 300-400 bin liraya metrekaresi satılıyor. Boş yeriz 200 bin metre olarak hesapladığınız zaman bu bile
bahsedilen borcun 4 kat daha fazla gelirdir. Konutları yaptık. Evet. Mesela işte borç olarak görülmüş ama Turkuaz şirketi yoktu. Turkuaz şirketinin yaklaşık 50 milyon lira konutları, onun dışında 125 dönüm arsasıyla beraber evet. 50-60 milyon lira değerinde şu anda öz kaynağı var. Evet. Ama bu bahsedilen borçtan düşülmüyor. Borç olarak yine gösteriliyor. Evet. Halbuki o Turkuaz şirketi bir ticari faaliyettir. Oradaki siz varlıkları sattığınız zaman zaten bu buranın %50-60'ını karşılıyorsunuz. Hizmet binası diye düşündüğümüz yer şu anda bizim. Onun satışıyla ilgili bir çalışma var. Bildiğim kadarıyla orayı talep eden vatandaşlar da vardır. Evet. Onlardan talep edilen rakam 50 milyon lira, biz size burayı veririz. Sadece iki yer bile bahsedilen borçtan daha fazla. Artı bakın size ben burada bir şeyi ifade edeyim. Evet. Belki eğer siyasi bir yaklaşımla o siyasi rekabeti düşünerek hareket etmiş olsaydım belki o yer Eyüp ilçemize kazandırılmış olmazdı. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan 1,5 milyon metrekarelik alan aldık. Evet. Bu alan belediye devre noktasında işte Bakanlar Kurulu kararı da çıkarttık. Hı hı. Çok ciddi takiplerde bulunduk. Artık Çevre Şehircilik Bakanımız önceki bakan ve sonraki bakan. Evet. Her gördüklerinde Mehmet Bey, Mehmet Başkan tamam onu orayı bitiriyoruz diyorlar. Çünkü her gördüğüm yerde bunu söylüyordum. Hı hı. Görev süremin bitmesine 2 hafta kala ancak yazı gelebildi. Hı hı. Ama öyle bir süre var ki bir hafta içinde biz devir işlemini yapmazsak o iptal olacak. Dolayısıyla orası Eyüp Belediyesi'ne kazandırılmış olmazdı. Hı hı. Tekrar işte Çevre Şehircilik Milli Emlak'a devredilecekti. Evet. Fakat orayla ilgili aday olmadığımız zaten belliydi. Başka partinin de aday değildik biz. Evet. Görev süremize bir hafta kaldı ve ilgili bütün arkadaşları talimatlandırarak evet. Hatta zaman yetiştirmeler noktasında belki bazı arkadaşların da kalbini kırdık. Mutlaka böyle özel takip ettirdik. Evet. Burayı bizim ilçemize kazandırmamız lazım. Bazı arkadaşlar başkanımız siz zaten görevi bırakıyorsunuz. Gelecek insanlara kaynak mı aktaracaksınız, bırakacaksınız diye ifade edenlere de emin olun kovdum onları. Bakın en kibar deyimiyle ifade edeyim kovdum. Evet, evet. Bu kaynak Eyyubeli insanlarındır. Evet. Gelecek olan kişilerin işini zorlaştırmak adına daha sıkıntı çeksinler diye kalkıp böyle bir durumu ben görmezden gelemem. Hı hı. Mutlaka ve mutlaka burayı belediye kazandırmamız lazım. Hatta İller Bankası'nın ödeme takviminde değildi. Biz bir yerin satışını yapmak kaydıyla yaklaşık 1 milyon liralık bir harca ihtiyaç vardı. O harcı da son dakikaya yetiştirdik. Hatta o yeri satın alan arkadaş da değeri yeri işte 1 ise 1,5'a satın aldırdık kendisine. Evet. Neden? Sonra kendisi o bir STK'nın da başında olan bir arkadaşımız kendi STK'sı için oraya aldı. Hı hı. Ya işte çevrede şurada bu kadar, bunun çok daha azına kendisine rica ettik. Dedik ki burada aynı değerde alsanız bile yani farklı şeyler söylenebilir. Evet. Onun için sizden talebimiz, bu bir kamu hizmetidir. Siz hı hı. de kamu adını alıyorsunuz. Evet. Siz belki biraz siz yer alıyorsunuz, yine kazançlısınız. Belki biraz pahalı alacaksınız. Hı hı. Ama burasını siz aldığınız zaman biz 1,5 milyon metrekarelik de alanı ilçemize kazandırmış olacağız. O 1,5 milyon metrekarelik alan işte imara açıldığı zaman yaklaşık 1 milyon metrekarelik imarlı alan çıkıyor orada. Evet. 300-400'den bahsediyoruz ya metrekaresini. Evet. 100'den kabul edin siz. Yine 100 milyon lira civarı tek başına yine o bahsedilen borcun, ki öyle bir borç çok iyi söyleyeyim. Turkuaz mal varlığı devreye girdiğinde öyle bir borç da kalmıyor. Evet. Yine onu katlıyor. Dolayısıyla şu var. Hı hı. Yani bazı sistem anlamda söylüyorsunuz. Aynı partiye mensupsunuz. Evet. Ve eğer gerçekten bir yanlışlık varsa işte ilgili bu yanlışlığın hesabını soracak ilgili kuruluşlar da bellidir. Oraya müracaat edilmek kaydıyla gereği yapılır. Ama algı oluşturmak kaydıyla işte billboardlar böyle şu kadar var dediğiniz zaman netice itibariyle gidip size billboard kiralarsınız. Şu kadar da yer kazandırdık dediğiniz zaman siz bir kurumun başındaki birisi sözünü yere düşürmüş olacaksınız. Ama bu tarz kavgaları ben kendime yakıştıramıyorum. Aslında hiç kimsenin kendine yakıştırmaması lazım.
şehir adına heyecanı olan, şehir adına düşüncesi olan, şehrin menfaatini düşünen insanların kişisel kavgaları, kişisel kaygıları bir tarafa bırakması lazım. Önüne bakması lazım. Ama hizmet üretemeyen bir anlayış bahane üretir, mazeret üretir. İnsanlar gidip hizmet beklerken ya işte borçluyuz tarzı bir ifade döndüğünüz zaman size denilir şöyle. İşte dünyanın hatta Türkiye'nin en borçlu ilçesi, en borçlu belediyesi, Türkiye bütçesi kadarki borcu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da işte Ankara Büyükşehir Katrilyonlarca ifade edilen ya da şimdiki Büyükşehir Belediye'miz Eyyubi adına o bahsedilen borcun belki de nasıl size söyleyeyim eğer o birse belki bu 50'dir yani böyle bir durumdur yani. Ama bu tarz şeyler belki bir algı oluşturup işte bakın biz böyleyiz dedirtip dışarıdan yanlış akla başvurulmasından kaynaklı bir durumdur diye düşünüyorum. Bir şirket düşünün. Bir iş yeri düşünün. Muhasebe kayıtlarına baktığınız zaman kar, zarar, borç durumu mevcut varlıklarıyla işleme başladıktan sonra mevcut varlıkları tabii mevcut varlıkları ve tabii borcu olan daha doğrusu ödemesi olan durumlar karşılaştırdıktan sonra ortaya çıkan değerdir. Siz bunları eğer böyle bir karşılaştırma yapılsın tapuları belli. Benim tapu sicil müdürüne gidildiği zaman Eyüp Belediyesi adına ve milli emlaka gidildiği zaman satıldığında ki satın imar yapıldığı için artık satışa çıkıyor. %40'ı işte Eyüp Belediyesi'ne gelecek o alanların. Bunlar hesaplandığı zaman Eyüp Belediyesi'nin belki de şu anda ilçeler içerisinde emin olun en zengin belediyedir. İddia ediyorum. Bakın arkadaşlar da burada takip etsinler. Şu andaki imara açılan hazine alanları. Evet. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan alan 1,5 milyon metrekare. Emniyet Müdürlüğü'ne verilen konutlar karşılığı alınan 150 bin metrekarelik arsa. Bütün mevcut konutlar yaklaşık şu anda emniyete verilen dışında 150'ye yakın yine konut var. O konutlar hesaba katıldığında Turkuaz'ın da işte diyen mal varlığı ortaya katıldığında Eyyubi Belediyesi çok çok artıdadır. Bakın bu kadar hizmete rağmen tamam. 50 bin aileye sosyal anlaşma noktasında 50 bin aileye biz sürekli yardımlarda bulunduk. 30 tane Akkev spor salonu açtık. Orada her dönem en az 10 bin öğrenci buralardan istifade ediyordu. Ve bütün bunların giderleri belediye tarafından karşılanıyordu. Dolayısıyla belediyeler mazeret üretme yeri değil, kaynak üretme yerleri. Yani kaynak üretip hizmet üreteceksiniz. Hizmet üretme yerleridir. Eğer mazerete sığınacaksanız günü geldiğinde insanlar sizin o mazeretinize bakmaz. Kardeşim der ki ben mazeret bahane dinlemiyorum. Ben işimi çözecek insan istiyorum der. Sizi değiştirir. Ama kendi adıma yine söylüyorum. Bugüne kadar bu tür cevaplarda bulunmadım. Topa girmedim. Fakat netice itibariyle her şeyin muhasebeleştirileceği bir durum vardır, bir alan vardır. Bu mevcut varlıklarla bahsedilen borç karşılaştırıldığında ilk güne dönüldüğünde bizim ilçemizi çok iyi yerlere getirdiğimiz ortaya çıkacaktır. Somut bir şekilde hem de. Evet, somut bir şekilde. O zaman başkanım diyorsunuz ki algı oluşturulmasın. Biz yaptığımız icraatlarımızda değil mi somut bir şekilde her şey ortada. Yine söyleyeyim. Bugüne kadar bakın tekrar edeceğim. Bunu edeceğim. Aynı partiye mensup olmak hasebiyle çok ciddi anlamda doğru bulmadık. Netice itibariyle yeni bir siyasi kadro var. Başarılı bu ülkede yaşayan bir insan olarak başarılı olmaları tabii ki isterim. Canı gönülden isterim. Ama siz geriye her seferinde dönüp dikkati başka alanlara yönlendirmek. İşte ipteki cambaz tarzı bir hareket bu partide siyaset güden insanlara yakışmaz. Bununla ilgili eğer yanlış akla müracaat edildiği düşüncesindeyim. İnanıyorum ki arkadaşlar da bunun yanlış olduğunu görmüşlerdir. Zaten sormasaydınız yine bu konuya girmeyecektik. Ama bununla ilgili de biz gereğini söylemediğimiz zaman da bu sefer hak etmediğimiz bir muameleye de
meşrulaştırmış olacağız. Evet. Dolayısıyla böyle bir konuya girdiğim için de seyircilerimizin de affına sığınıyoruz diyelim. Yani aslında aydınlatma oluyor başkanım. Hani evet. Sürekli soruluyor çünkü sizler için de gerçekten algı adına bir aydınlatma oldu. Çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Ve başkanım hakikaten aslında Eyüp ilçemiz zorlu bir ilçe. Ne açıdan? Hem tarihi var değil mi? Hem gelişmemiş bir yönler var değil mi? Hem de gerçekten nasıl diyeyim genç bir nüfus yani diğer ilçelere göre zorlamıştır değil mi çalışmalarınız? Yani tabii bu yönde, bakın evet. Fatma Hanım, kırsaldan kente göçten bahsediyoruz. Bu var evet. Kırsaldan kente insanların göç ettikleri ilk yer Eyüp ilçesi. Burada insanlar iş hayatına giriyorlar. Hı hı. Maddi noktada durumu iyi olanlar başka yerlere, başka ilçeye, yine ilçede daha başka alanlara göç ediyorlar. Dolayısıyla benim bir ifadem var, nöbetçi yoksulluk diye. Evet. İlçemizde sürekli nöbetçi yoksulluğun yaşandığı bir durum vardır. Biz bunu hep beraber eskisiyle, yenisiyle, geleceğiyle. Biz hep beraber bunu değiştirebiliriz. Değiştirmenin de yolu mazeret üretmek değil, hizmet üretmektir. Değiştirmenin de yolu oluşan bir kurumsal hafıza vardır. Bu kurumsal hafızadan istifade etmektir. Değiştirmenin yolu tecrübe aktarımına açık olmaktır. Bakın. İşte bu var mı başkanım? Bir diğerki sorun buydu. Bakın tam üzerine değindiniz. Bari bunu da buradan hani sormuş olayım. Hani şu anda var mı sizden bir faydalanma? Sonuçta yapılan birçok çalışmalar var. Herhalde ihtiyaç görmüyor arkadaşlar ama düşüncelerimizi özelde soranlar vardır, arayanlar vardır. Bu konuda nasıl yapalım diyenler vardır. Onlara teşekkür ediyoruz. Ama bir düşünce de eğer bizden gelmişse de doğruysa da bile kulak arkası edenler de o artık onları da vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Öyle bir durum var. İyisiyle kötüsüyle bir 5 yıllık bir çalışma süremiz var. Evet. İyisiyle kötüsüyle elde ettiğimiz tecrübeler var. Tabii ki. Tabii. Biz tabii ki bu tecrübeleri, gördüğümüz konuları aktarma noktasında talep olduğunda aktarırız. Ama talep olmadığında da gidip kapıyı çalıp ya bunu böyle yapın gibi demek çok şık bulmadık. Fakat gerek görev yaptığım ilçe, gerek büyükşehir, gerek diğer ilçelerde mevcut arkadaşlara canı gönülden başarılar diliyorum. Şehrimin bir adım ileri gitmesi adına bunu gerçekten diliyorum. Öyle bir şeyim yoktur benim. Ama burada sıkıntı yaşansın, başarısız olsunlar, işte biz aranalım, böyle bir şey yok. Böyle bir anlayışa sahip bir insan değiliz. Bu hem insani hem tabii ki İslami açıdan doğru bir yaklaşım değildir. Cenab-ı Hak bizi böyle bir yaklaşımdan beri eylesin. Ben teşekkür ederiz başkanım. Çok güzel bir düşünceniz var. Evet, bu arada az özgine yorumlara bakayım başkanım. Çünkü son sorumuzdayız. Başkanımızı da daha fazla yormak istemiyorum. Mehmet Sait Kara, Mehmet Ekinci yalnız değildir. Yalnız da kalmayacaktır. Urfa'da tek başkan Ekinci'dir diye belirtmiş. Bunu çok yazmışlar başkanım. Fatma Hanım 15 Temmuz'da meydanlarda ilk çıkan kişidir reis Mehmet Ekinci diye. Birçok şu an yorumda görüyorum. Ne güzel, ne mutlu. Beyaz Bek, Eyüpiye Belediyesi'nin ruhuyla bedeniyle görevini yerine getiren Mehmet Ekinci reistir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz güzel dilekler için. Köylere yapılan hizmetler var mıydı? Bir başkana sorar mısınız demiş Emre Kaya. Zaten çok ifade etmiştik kısaca. Gerek yine söylüyorum, stabilize malzeme noktasında bir çalışmamız oldu. Bütün köylerle ilgili ihtiyaç olan bütün köylere de tazyevler yapıldı ki 150'ye yakın dedim ya, biz yaptık belediye olarak. 50 tane de vatandaşa ortak olmak kaydıyla, yani katkı vermek kaydıyla bu hizmetleri de köylerimize yaptık. Bu tabii ilçe, işte mesela bu bütün ilçeler, köylerin, kırsal mahallelerin çöplerin alınmasına kadar orada belediyeyi her zaman gördüler. İlaçlamadan tutun da diğer ilçe belediyesi görev alanına gelen bütün yerlerde ulaşmadığımız bir yer kalmadı. Yeterli mi? Değil tabii ki. Tabii ki değil ama ama şu da bir gerçek ki gitmediğimiz yetişmediğimiz bir yerde kalmadı yani. Çok güzel. Başkanım, o zaman son bir soru sorayım başkanım. Sizi de yorduk, kusura bakmayın ama emin olun
vatandaşlarla iç içe bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz size. Şanlıurfaspor. Evet. Fahri başkanısınız. Evet. Ve kanayan bir yara il içinde gerçekten. Ayrıca bir sorun. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Veya kurtuluş bir reçeteniz var mı Şanlıurfaspor'la ilgili? Evet. Belirtmek istediğiniz. Şanlıurfaspor, Şanlıurfa'nın markasıdır. Evet. Şanlıurfaspor Süper Lig'de de olsa onu ona sevdalananlar, Süper Lig'de de olsa evet. Allah korusun 3. Lig'de amatöre düşse bile evet. O sevdayla aynı şekilde bağlılar. Evet. Onlar o renklere aşıklar, o isme aşıklar. Evet. Dolayısıyla Şanlıurfaspor konusunda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Hı hı. Görev yaptığımız süre içerisinde Şanlıurfaspor epey mesaimizi aldı. Evet. Ve emin olun çok ciddi anlamda katkılarımız oldu. Maddi manevi katkılarımız oldu. İlçe belediyeleri içerisinde eğer iş rakamlara döküldüğü zaman en fazla desteği veren biziz. Geçmiş döneme ait borçların silinmesi konusunda Fahri Başkan olmadan hemen önce eski yönetimi bir araya getirip bir yemek vermiş ve 5 milyon lirayı o arada silmişlerdi arkadaşlar. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Görev yapan, bu süre zarfında görev yapan herkes cebinden masraf etti. Bakın herkes. Yani İsmail Bağban da aynı şekilde. Gönülden. Emin Yetim de aynı şekilde. Mehmet Yılmaz da aynı şekilde. Ve imkanları ölçüsünde az çok katkıda bulundular. Evet. Ama öyle bir şey ki spor artık böyle tehlikeli bir hal almış durumda. Bakıyorsunuz uğraşıyorsunuz. Kendi paranızla kendinize küfür ettiriyorsunuz. Böyle bir durum var. Yani yönetime gelen bütün arkadaşlar bir şekilde birileri tarafından işte hak etmedikleri muameleye uğradılar. Bu böyle olduğunda gerçekten Şanlıurfaspor'a bir şey yapmak isteyenler de mesafeli duruyorlardır. Şanlıurfaspor'a bir şeyler yapmak isteyenler mesafeli durunca da olay kamu kurumları üzerine kalıyor. Kamu kurumlarında böyle bir görevi yok doğrusunu isterseniz. Evet bizim de böyle bir görevimiz yok. Herkes böyle çekilince ortada kalmaması adına bir çaba içerisine girdik. Sonrasında da şu andaki mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız o zaman il başkanıydı. Bizler hep bir araya getirdi Urfaspor'a destek noktasında. İşte herkese bir görev, bir ceza keser deyim yerindeyse. Gereğini biz imkanlar ölçüsünde yasal çerçevede yapıyorduk. Şimdi gereği yapılıyor mu? Onu emin olun bilmiyorum. Çok takip edemedim. Zaman zaman basın aracıyla katkılarda bulunduğunu görüyoruz. Ama bu şekilde Şanlıurfaspor götürülemez zaten. Öncelikle Şanlıurfaspor'a katkıda bulunan, emek veren, zaman harcayan, para harcayan insanların bu küstürülmemesi gerekiyor. Kim görev almışsa küstürülmüş durumda. Görev alan işte Şanlıurfaspor sevdasını içselleştirmiş olan birçok kişi hep tabii ki bir sonraki adım ister, başarı ister. Ama oraya kadar bu takım nasıl geldi, ne durumlara geldi pek ona bakmaz. Yani transfer yasağı vardı mesela onu ortadan kaldırmak adına yaptığımız bir çaba var. Buradan onu ifade edemeyiz mesela. Emin olun ifade edemeyiz. Ama bunu bilen her Şanlıurfaspor'u bilse bu bile der ki bu hizmet bile yeter. Fakat zaman zaman şunu da duyuyoruz. İşte Şanlıurfaspor'un kapatılıp Karaköprü Spor'un Şanlıurfaspor'a dönüştürülmesi şeklinde bir durum. Bu birçok yerde oldu. Gaziantep'te oldu, başka yerlerde oldu. Başarıya endeksli, başarıyı arzulayan, başarıyı isteyen, daha doğrusu Süper Lig'de temsil edilmek isteyen birçok il böyle bir olaya başvurdu. Şimdi biz Şanlıurfa olarak da bunun da kararı verilmesi lazım. Yani Şanlıurfa sevdalıları. Biz Şanlıurfa Spor olduğu gibi mi seveceğiz? Yoksa biz Süper Lig'de bir Şanlıurfa Spor takımı mı istiyoruz? Birincilikte bir Şanlıurfa Spor adına bir takım istiyoruz. Bunun kararı verilmesi lazım. Bu renge aşık olan insanlar Şanlıurfaspor markasına aşık. Bu markayı iyi yere getirmek bence daha doğru bir işlemdir. Ki inanıyorum ki şu anda da görülen durum sanki ona doğru da gidiyor. Şanlıurfaspor konusunda da emek vermiş olmak bizleri de
Evet. Emin olun, gururlandırıyor. Sporda evet başarı istenir. Sürekli başarı arzulanır. Evet. Ama bu başarı gelmediğinde de hiç kimse bilerek kasıtlı bir şekilde de başarısız olmak istemez. Fakat borçların düşürülmesi, biz görevi devraldığımız o zaman 60 milyon liraydı. Bir yıllık süre zarfında arkadaşlarla beraber oluşturduğumuz yönetimle beraber her birisinin ceplerinden 300, 500, 1 milyon hibe eden arkadaşlar oldu. Destek veren arkadaşlar oldu. Buradan da onlara tekrar teşekkür ediyoruz. Kırmadılar bizi o zaman. Ve o 60 milyon liralık borç 20 milyona kadar da düştü. Sonrası tabii transfer ve transferlerle ilgili gereğini yapılmaması ya da geç yapılmasından kaynaklı tekrar borçlar artmış durumda arttı. Ama şu an son yapılan görüşmelerle mevcut başkan Nihat Bey'in, Nihat Çakır Bey'in çalışmaları ve ona eski başkanların da destek vermesiyle beraber özellikle Emin Bey'in sürekli bu konuda destek verdiğini de müşahede ediyoruz. Onların bu çalışmasıyla şu anda 5,5-6 milyon liralık bir bütçeyle Şanlıurfa Spor Düzde'ye çıkacak. Bu artık bu rakamlar böyle. Çünkü Şanlıurfa Spor kapandığında alacağı olan futbolcu da, alacağı olan bir işte yönetici de, o alacağın artık sıfırlanıyor. Dolayısıyla da birçok büyüklük bizde kalsın tarzı, hiç olmazsa takım kapanmasın. Alacaklarına feragat eden çok insan var. Aynen, aynen başkanım. Son söyleyeceğiniz. Bugün de bir karar çıktı bildiğim kadarıyla, federasyonda bir toplantı vardı. Bu toplantıda da 2. lig ve 3. ligin şu an oynatılmaması ilgili karar çıktı. Evet. Artık olduğu şekilde mi tescil edilecek, yoksa oynanmamış mı kabul edilecek, ona bakılacak. Evet. Ama eğer Şanlıurfa Spor mevcut işte futbolculara olan ödemesi var. O ödemelerini bence yaparsa aynı ligde inşallah seneye devam edecektir. Bunu bir fırsat bilip, başka bir takıma ayrılacak bütçenin belki yarısıyla bu sıkıntılar giderilir. İnşallah diyoruz başkanım. Bu da çünkü hep merak edilen, gündemde olan bir konumuz. Başkanım son olarak iletmek istediğim şey var mı? Evet, öncelikle tekrar teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsat bulduk. Öncelikle bizleri seyreden çok değerli seyircilerimize tekrar ifade etmek gerekirse, Şanlıurfa sevdamız bir sözde bir sevda değil. Gerçekten ilimizi, ilçemizi çok seviyoruz. Ve bu noktada da hizmet yürüten kadroların da başarılı olmaları adına dua ediyoruz. Ve başarılı olmalarını da çok çok da istiyoruz. Şu anda gerek özel, gerek kamu noktasında bir görevimiz yok. Dolayısıyla da görevimiz yokken kendimize bazı konularla ilgili rol biçmek çok doğru değildir. Evet. Mevcut arkadaşların projelerini, düşüncelerini aktarmaları konusunda biz de kendi şimdi kabuğumuzda çekilmişiz. İnanıyorum ki Şanlıurfa Spor hak ettiği, Şanlıurfa hak ettiği hizmetleri alır, alacak. İnşallah. Planlama dönemi var, çalışma dönemi var. Şu an gördüğümüz faaliyetler var. Yeterli mi? Tabii ki değil. Çünkü Şanlıurfa çok daha fazlasını hak ediyor. Evet. Bu topraklara, bu vatana aidiyet duyguları yüksek olan insanların yaşadığı bir şehir. Bu şehre ne kadar hizmet etseniz daha azdır. Evet. Dolayısıyla bu arkadaşlar gece gündüz çalışsalar da yine yoruldum dememeli. Ve her zaman bayrağı bir ileri noktaya götürmeleri arzulanır, beklenir. İnşallah. Ben zaman ayırdıkları için çok kıymetli seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Bazı konularla ilgili emin olun girmediğim konular, işte belediye ile ilgili şeyler, girmek istemediğim konular. Fakat yanlış bilgilerin ortadan kaldırılması adına da Mıknatıs olayınız gibi. Evet, ifade etmek, ifade etmek durumunda kaldım. Daha sağlıklı. Biz ilçemizi, ilimizi, insanımızı sevmiyoruz, seviyoruz ve sevmeye de devam edeceğiz. Zaten her şey sevgiyle başlıyor değil mi başkanım? Evet. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.